Senden mutluluğunu aldılar. Bu kadar uğraş, bu kadar ağlamak kim için? Ne için? Neden kendini bu kadar çok üzüyorsun? Bugün bu videoda bunu konuşacağız. Ne yazık ki hayatımıza her zaman iyi insanlar uğramıyor. Bu hayatımıza gelen kişilerden bazıları sırf kendi çıkarları için kullanıyorlar sevgini, ona dair fedakarlıklarını, birçok şeyi kullanıyorlar. Çünkü kendileriyle barışık değiller. Çünkü senin kadar iyi değiller. Senin kalbin kadar temiz değil onların kalbi. Ve sen öyle bir üzülüyorsun, öyle bir kendini yıpratıyorsun ki bu değmeyen insanlar için. Sonrasında da kendine gelemiyorsun. Bir bakıyorsun depresyondasın, bir bakıyorsun her şeyden bunalmışsın. Hayat artık sana tat vermiyor yani. Her şey üstüne geliyor gibi hissediyorsun ve bunun sonunda da kendini daha fazla yıpratan hareketlerde bulunuyorsun. Yanlış seçimlere giriyorsun. Kendini en dibe götürüyorsun. Oysa ki hayatına gelen bu insanların istediği şey de tam olarak bu. Yani sen, seni üzmek isteyen, senin mutluluğunu isteyen kişilere mutluluğunu verip tamamen mutsuz bir insan olarak geride kalıyorsun. Yani sen onları mutlu ediyorsun ama sen mutsuz oluyorsun. Bu videoda seni biraz kendine getirmek istedim. Çünkü etrafındaki insanlar belki senin gerçek dostların değil, belki de sen üzüldüğünde onlar üzülmüyorlar ya da senin zor zamanında senin yanında değiller. Yani yapayalnız bir insan olabilirsin ama ben senin yanındayım, merak etme. Hayatı hayat yapan şey içerisinde hem iyi hem de kötü şeylerin olmasıdır. Yani sonuçta bir cennette değiliz. Burası dünya. Burada kötülükler çok fazla. Burada iyilikler de fazla ama iyilikler her zaman gölgede kalır biliyorsun ki. Senin kalbin temiz. Zamanında birisini sevmiş olabilirsin. Bu kişi seni çok yıpratmış olabilir. Seni aldatmış olabilir. Seni kırmış olabilir. Sana bir sürü umut verip gitmiş olabilir. Tüm bunların yanında sen ona hep inandın, güvendin. Onun başka insanlardan daha farklı olduğunu düşündün ve ona her şeyini anlattın, hayatını anlattın, kendini anlattın, istediğin şeyleri, hayallerini, birçok şeyi anlattın. Ve onunla paylaştığın şeyler senin için o kadar özel ki, o kadar değerli ki, o anda onların da onun için de o kadar değerli olduğunu düşündün. Ama o kadar değerli olsaydı seni bu kadar yıpratmazdı da, üzmezdi de, üzgünüm ki gerçek bu. Zaten insanoğlunun asıl olayı şudur. Bir şeyleri kötü bir şekilde yaşar ama bunları kabullenemez. Kabullenemedikçe seneler boyunca kafasında bunu yaşamaya devam eder. Ve yaşadıkça asla eskisi gibi mutlu olamaz, pozitif olamaz, kolay kolay bunu aşamaz ve bu durumda onun daha farklı bir hayata sahip olmasına sebep olur. Sen de onların arasındasın büyük ihtimalle. Yani yaşadığın şeyleri kabullenemiyorsun. Kabullenmediğin için de sürekli olarak kafanda, zihninde bunu her gün ve her gün yaşıyorsun. Aklına geliyor sürekli. Nereye baksan aklına geliyor. Yaptığı hatalar, sana sözleri, saygısızlıkları, verdiği şeyler, aldığı şeyler, bunları düşünmeden edemiyorsun ve kendini yıpratmaya devam ediyorsun. Aslında şunu kabullensen, zamanında evet bir şeyler yaşanıldı. Sevdik, o da sevdi, ben de sevdim ama sonrasında artık o sevmemeye başladı. O değer vermemeye başladı ve beni bu hale getirdi. Ne hale geldiğine dönüp bakman gerekli. Eskisi kadar yüzün gülüyor mu? Eskisi kadar aynaya bakınca mutlu oluyor musun? Ya da arkadaş çeviren eskisi gibi mi? Sana değer veren insanlarla mı dolu etrafın? Bunların sonunda güzel cevaplar vereceğini zannetmiyorum bu videoyu buraya kadar izlediysen. Muhtemelen hayatında yolunda gitmeyen şeyler yüzünden ya başkalarını suçluyorsun ya da kendini. Bence kendini de suçlamamalısın başkalarında. Sadece bunları yaşadın. Yaşadın, bir şeyler öğrendin, tecrübe edindin, kabullenmen gerek, kabullen ve bitir. Aslında kolay. Söyleyince kolay. Uygulaması zor tabii ki. Ben de mesela sizin gibi yaşadığım sıkıntılar oldu. Ama bütün bunları kabullendim. Yaşadığım acıları kabullendim. Çünkü nerede olduğumu biliyorum. Dünyadayım. Dünyada böyle şeyler olur. Ve insanlar birbirlerine hatalar yapar. Arkadaşın sırtından vurur. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eder. Hatta o senden daha mutlu olur. Bununla bir adaletsizlik var diye düşünürsün. Ama sonra bir bakarsın sen ondan daha mutlusun. O mutsuz. Sonra senden aldığı birçok şeyi aslında ondan alındığını görürsün. İlahi adalet diye bir şey var sonuç olarak. Yani bu anlattığım olay sadece bir sevgili tarafından yaşanılmış bir olay olmayabilir. Bir arkadaşınız var. Çok yakındınız. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Her şeyi paylaşıyordunuz. O senin için özeldi. Ona çok değer verdin. Ona el üstüne tuttun. En zor zamanda yanındaydın. Herkesten sakındın, korudun. Belki hata yapacağı şeylerde hep önüne geçtin. Onu durdurdun ve onu kötü olaylarda kollayan, onun yanında olan sadık bir arkadaştın. Fakat sonrasında kendi egosu, kendi çıkarları ya da değişmesi yüzünden sana çok büyük hatalar yaptı.
Sonra dedim ki hayır yani bu bana bunları yapamaz yani böyle bir arkadaşım nasıl olabilir? Çünkü yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Bu kadar bana haysiyetsiz davranamaz diye dersin. Bunu dedirtir sana. Ama olan olmuştur. Belki arkandan konuştu. Belki sevdiğin insana gitti. Senin arkandan bir şeyler söyledi. Ona söylediğin bazı sırları gidip başkalarına söyledi. Seni bir yerde rezil etti. Ya da bir şeyler uydurdu ve sana iftira attı. Bir şekilde seni sırtından bıçakladı. Belki de bir şeyler çaldı. Mesela ben en yakın arkadaşım, ev arkadaşım. Çok eskilerde ama Kocaeli zamanlarımda, üniversite zamanlarımda. Yani evimdeki eşyaları çaldı bir gün ansızın. En yakın arkadaşım da 2 sene yediğimiz içtiğimiz birlikte gidiyordu yani hala. İsmini de vereyim. Yok ismini vermeyeyim neyse. Rezil Rüsva zaten. Yani mesela ben ona çok sinir oldum. İntikam da almak istedim ama sonra vazgeçtim. Dedim ben kötü bir insan olamayacağım. Evimdeki eşyaları çalmıştı ama polise bile gitmedim. En yakın arkadaşım. Her şeyimi biliyor. Her şeyimi. Şimdi yani böyle şeyler yaşanılıyor. Hayatınıza böyle insanlar gelecek. Kötü insanlar. İlk başta anlamayacaksın. Diyeceksin ki ya bu kötü bir insan değildir. Güven veriyor bana. Beni anlıyor. Her şeyimiz benziyor. Benzemiyor ya da karşıtsınız ama çok iyi anlaşıyorsunuz. Birlikte çok eğleniyorsunuz. Çok güzel zaman geçiriyorsunuz. Ama gün geliyor bir gün seni sırtından vuruyor. O gün geldiğinde yapman gereken şey belki intikam duygusuyla ağır şeyler olabilir ama sana tavsiyem şudur. Yine aynı konuya geleceğim. Burası dünya. Burada iyiler var, kötüler var. O kötüyse sen kötü olmak zorunda değilsin. Sen iyiler tarafında mısın, kötüler tarafında mısın? Önce ona bir karar ver. Eğer iyiler tarafındaysa ona kötülük etmeyeceksin. Sana kötülük etse dahi etmeyeceksin. Bunu sevgilin için de söylüyorum ya da işte eski sevgilin. Ya da sana başka zarar vermiş, belki ailenin içerisinden birisi. Sen zarar vermeyeceksin çünkü sen kötü bir insan değilsin, değil mi? Yani vermemen gerekli. Sonrasında pişman olabilirsin çünkü. Ya da kendini kötü bir insan olarak hissedebilirsin ki bu senin vicdanen rahat olmamana, uyuyamamana sebep olabilir. Aslında sen o kadar kötü bir insan değildin ve bunu yaptın. Onun gazıyla yaptın. Hani şeytan gazıyla yaptın. O yüzden bu tarz olaylarda ani kararlar vermeyin. Aniden bir şeyler yapmayın. Olabildiğince olayları seyrinde hareket ederek geçmişte yaşanan şeyleri de onun sana yaptığı hataları da kabullen. Arkadaşın da olsa kim olursa olsun kabullen. Yaptığı şeyler tamam. Kabullendim. Daha fazla hayatımdan ona bir şeyler vermeyeceğim. Daha fazla onun yüzünden mutsuz olmayacağım. Çünkü o bunu hak etmiyor. O zaten benim mutsuz olmamı istiyor. Ben onun yüzünden mutsuz olmayacağım. İnadına mutlu olacağım. İnadına pozitif olacağım. İnadına hayatımı yaşayacağım diyebilmen lazım. Eğer bunu dersen işte o zaman alfa sensin. O zaman güçlü sensin. Çünkü o bununla zaten kudurur. Kudur kudur kudurur zaten. Sen mutsuzsun diye o keyif alıyor biliyor musun? Çünkü kötüler iyileri üzdüğünde ve onların üzgün olduğunu gördüğünde keyif alırlar. Çünkü istedikleri buydu. Neden istediğini veriyorsun ama? Yani sen yapma. Yapma yani. Boş ver. Ne olduysa oldu. Bitti. Bak insanlar ölümleri kabulleniyor. İnsanlar hastalıkları, kanseri kabulleniyor. Ve neler yaşıyorlar. Ve buna rağmen yüzleri gülebiliyor. İnsanların sana verdiği zararlar, psikolojik zararlar. Sadece bir dönemde etkili olur. Seni üzer. Tabii negatif olursun, depresyona girme demiyorum. Gir depresyona ama çıkmasına da bil yani. En uzun süre depresyonun ne kadardı mesela? Yorumlara yaz benim. Bu arada beni bak takip etmeyi unutmayın. Lütfen bildirimleri de açın. Zili açın yani. Ve abone olun arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar izlerseniz ona göre ben o kadar video çekiyorum. Ona göre yani. Neyse devam edeyim konuya. Yani insanların seni daha fazla yıpratmasına izin verme. İnsanlara tabii ki yine şans vereceksin. Yine hayatını alacaksın. Ama onlara körü körüne de bağlanma. Ve iyi insan, kötü insanı ayırt edebileceğin zamanlar gelecek. Ve bu zamanlarda olan şeyleri olabildiğince hızlı kabullenirsen eğer psikolojik yıpranmalarını en aza indirirsin. Ve en aza indirdiğinde aslında şu anki kadar mutsuz olmazsın. Yani bunların süreçlerini kafanda belirleyebilirsin. Depresyonun da süresini belirlersin. Mesela ben sürekli depresyona giriyorum. Ama 3 gün giriyorum. 4. gün gayet mutlu ve enerjiyim yani. Çünkü hani bu negatifliği de yaşaman gerekli. Ama bunu uzatırsan bütün hayatını etkiler. 3 gün benim hayatımı çok büyük raddede etkilemiyor.
Majör depresyon yaşadığım için sürekli olarak böyle düşebiliyorum ben de. Ama nasıl kontrol edeceğimi biliyorum bu hastalığını. Eğer sen de bir hastalığa sahipsen, bir psikolojik durumun varsa, mesela takıntıların çoksa, paranoyaklık varsa, yani sürekli birilerinden bir şeylerden şüpheleniyorsan, insanlara karşı güvensizliğin üst düzeydeyse ya da böyle geceleri rahat uyuyamıyorsun, kafan karmakarışık, böyle büyük bir boşlukta hissediyorsun. Belki de iki taraflı ruh hali yaşıyorsun. Bir en diptesin, bir en zirvedesin. Böyle asla ortam yok. Bunları yaşayabilirsin. Bunlar kötü şeyler değil. Kötü olan ne biliyor musun? Bunları kontrol edememek. Yani hastalığın senin kontrol etmesi en kötüsüdür. Sen hastalığı kontrol edeceksin. Sen bunun zamanlarını belirleyeceksin. Tıpkı bu olayda olduğu gibi insanların sana ne kadar zarar vereceğini de sen belirleyeceksin. Sen ona çok fazla değer verirsen en büyük zararı sana o verir. Şimdi düşün, geçmişi iyi bir düşün. Sana en çok zarar veren insanı düşün. Ve aslında en çok ona değer vermiş olduğunun da farkına var. Sen buna değerli dersen bu gittiğinde en çok buna üzülürsün. İnsanlara verdiğin o değeri azaltırsan içinde aslında acısı da o kadar kalmaz içinde. Günü de böyle kapatıyorum arkadaşlar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olur. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum. O yüzden yorum yapmayı sakın aksatmayın. Bir önceki videom güzel izlenmiş. İnşallah bu da güzel izlenir. Ne kadar güzel izlenirse ona göre o sıklıkta video içerik üreteceğim. Sizi seviyorum. Başka hangi konularda video yapayım? Yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımı da şuralardan izleyin. Hoşçakalın.